Sadece. Bir de uyumayacağım dedi. Bayıldı yorgunluktan. Hem de nasıl? Yıllar sonra gelen mutluluğum. Bu akşam için çok teşekkürler. Bir çok mutlu oldum. Ben de çok mutlu oldum. Bugün içinde... Benim konuşalım mı Reyhan? Gül Hanım'ı uyandırmayalım şimdi. İyi geceler. İyi geceler. Hiçbir aksilik çıkmasın. Sakın planın dışına taşmayın. Tamam mı? Kimdi o Milan? Niye aramışlar bu saatte? Önemli bir şey değil ya. Reşit'le ilgili acilmiş aramışlar. Kusura bakma Gül Hanım. Seni de uyandırmak zorunda kaldık. Ama siz yapmamışsınız neden? Yoksa beni uyduk gizli gizli yana parka mı gidecektiniz? Yok ablacığım, yatacağız biz de şimdi, hadi. O zaman yatın hadi. Siz yatmazsanız ben de yatmam. Tamam, uyuman lazım, hadi. Ama sizin de uyumanız lazım. Büyükler de uyur. Doğru söylüyor. Hadi ben yatıyorum. Ablan da diğer yanına yatsın. Olur mu? Olur. Meran. Ama eğer uyanırsın sen, ben beni de uyandırırım. Tamam mı? Tamam. Hadi abla. Masal bilmem Gül Hanım. Bizim bir tane var. Bu da pek güzel sayılmaz. Sen anlat kendine. Ablam kötü olan yerlerini düzeltir. Ablacığım, ben anlatayım ister misin? Senin anlattıklarını zaten biliyorum. Bir kere de Miran anlatsın. Bir varmış bir yokmuş. Zamanın birinde küçük bir çocuk yaşarmış. Çocuk hep üzgün. Yüzü gülmeyen bir çocukmuş. Sevdiği biri varmış. Ne de onu seven biri. Bir ailesi bile yokmuş. Çocuk o kadar yalnızmış ki bazı günleri hiç konuşmadan geçirirmiş. Annesi babası neredeymiş peki? Uzakta. Çok uzakta. Kardeşi bile yok muymuş? Peki ablası? Hiç kimsesi yokmuş bu çocuğun.
Sıkma istermiş. Böyle senin gibi güzel, boncuk gözlü, altın saçlı bir kardeş olsun. Ama yokmuş. Babaannesi varmış bir tek. Babaannesi sever mi? Sevmiş mi peki? Sonra bu çocuk büyümüş. Bir gün arabasıyla giderken karşıdan atıyla gelen güzeller güzeli bir kıza denk gelmiş. Aynı ablamla mavi gibi. Kız o kadar güzelmiş ki çocuk bir görüşte vurulmuş kıza. Peki kız ne yapmış? Terslemiş çocuğu. Niye terslemiş? Kız kötü kalpli biri miymiş? Yok. Kız dünyanın en iyi kalpli kızıymış. Yüreği sevgi doluymuş. O çocuk anlamamış. Çünkü sevmek nedir bilmezmiş. Sonra öğrenmiş. Öğrenmiş. Kız öğretmiş ona. Çocuk kızı o kadar çok sevmiş ki bütün dünyası o olmuş. Peki kız onu sevmiş mi? Çocuk kızı çok mutlu etmek istemiş. Birlikte bir aile kuralım. Ömür boyu mutlu yaşayalım demiş. Koymuşlar mı? Koymuşlar. İkisini bir türlü rahat bırakmamışlar. Geçmişin izleri adım adım peşlerinden gelmiş. Çocuk sevdiği kıza demiş ki eğer elimi tutarsan, yanında olursan bütün zorluklarla baş edebilirim. Hem seni hem kendimi bütün kötülüklerden koruyabilirim. Yeter ki elimi tut ve ne olursa olsun sakın. Yaşadığı bütün acılara rağmen kız tutmuş o eli. Çünkü inanmış çocuğa. Onun gözlerinde kendini görmüş. Bütün kötülüklerin birer birer kaybolduğunu. Geriye sadece iyi şeylerin kaldığını görmüş. Zamanla her şeyi geride bırak. Mucizelere inanmakta haklı olduğunu göreceğini. Söz vermişler Miran'ın aklına kazıdığım o masalı baştan yazabileceğini sanıyorsun ama yanılıyorsun Reyya. Madem bunca yıldır yapmaya çalıştığımı yıkmaya çalışıyorsun, o zaman ben de daha büyük oynarım. Öyle büyük oynarım ki yuvarladığım kayanın altında hepiniz ezilirsiniz.
Sen de şunu biraz at Şadoğlu. Canımızı alamadınız, karımı da benden alamayacaksınız. Harcamak neymiş şimdi görün siz. He baba. Azat, neredesin oğlum sen? Saat kaç oldu? Dön gel. Nereye? Nereye olacak? Eve oğlum. Ev mi? Bizim evimiz yok baba. Bizim sadece içinde uyuduğumuz bir yer var. Azat. Alo. İnsan içinde huzurla uyuduğu, kendini güvende hissettiği yerdir ev. Orada insanlar gülümserler. Başlarını yastıklara koydular mı, güzel rüyalar görürler. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.